Günaydın, hayırlı huzurlu sabahlarınız olsun. Haydi elinizi bileyim. Şöyle pantolonun bu ön tarafı düz, cep arkası şey yok hayır. Kumaş olarak arka. Şöyle içi olacak. Ondan sonra şuradan dikiş atacağız önce. Burayı da. Sonra ben bir daha soracağım size. Tamam, sağ olun. Yok. Oturma dedim ya. Şöyle. Yarım midim ben şöyle. Bükeceksin yoksa. Bükeceksin. Bak. Şunu aşağıya indiriyoruz. Arkaya doğru itiyoruz. Şunu da 5'e getiriyoruz. 5'e. Şunu ilik ayarının olduğu yere getiriyoruz. Şunu da iliğe getiriyoruz. Tamam. İp takılışında bir değişiklik oluyor mu hocam? Yok yok, aynen. Şu an geldim geliyor. Şuraya koymanın tek bir şey ifade etmiyor. Şuradan geçmesi lazım. Bu ipin. Ben takmadım düzgün hocam. Arkadaşımızın öyleydi. Düzgün gelsin. Ben de bakmadım ona. Dikiş ayarını etkiliyorum. Anladım. İğmemizin boyutunu şurayı ayarlıyoruz. Bu arkada. Bir kere daha yapıyorum sağlam olsun diye. Ortasını sökücüyle keseceğiz. Tamam hocam, elinize sağlık. Kahvaltım böyleydi. Bir tane mercimek krebi ve iki tane rafadan yumurta gibi şöyle şeyde pişireyim dedim. Közlenmiş biberim var. Turşu yapmıştım ben bununla közleyip. Ondan çıkardım. Zeytinim, peynirim. Yanında büyük bir bardak çay alacağım. Kahvaltım bugünlük böyle. Çok da severim bu tarz yumurtayı ama bayağıdır yemiyordum. Yasemin buradayken sık sık yapıyorduk. Bugünlerde de Yasemin'in yokluğunu daha bir anar, hisseder oldum. Alışmıştık yani, o da bize, biz de ona. Evlerde uzak olunca tabii ki de burada kaldığı zamanki gibi sık görüşme imkanı olmuyor ama gönlüm her zaman onunla. Bu arada Yasemin'i soran çok arkadaş oluyor. Yasemin arkadaşlar bayağı güzel bir puan aldı sınavda. Ama maalesef ki Türkiye şartlarında bir edebiyat öğretmeni olarak şu anda ataması gerçekleşmedi. Ek atamalar için başvurdu. Vuracak ya da tam bilemiyorum onun prosedürü nasıl işliyor. Onu bekliyoruz bakalım ama gerçekten puanı iyi yani. Hani böyle şey değil. Bir yandan da Didem'in şeyini hazırlıyorum. Öyle. Yasemin'i de özlediğimi tekrar belirtmek istiyorum. Özellikle kahve sohbetlerinde, sabah kahvaltılarında daha böyle bana kız kardeş gibi olmuştu, bir yeğenden ziyade. Çok çok ortak şeylerimiz vardı, ortak konuşmalarımız, sohbetlerimiz, düşüncelerimiz. Çok ters geldiğimiz yerler de vardı ama bir ortak payda da buluşabiliyorduk o sohbetler esnasında. Öyle, şimdi kahvaltımı yapacağım, görüşürüz sonra. Staj. Staj. Ağzını ne yaptın sen? Dikişlerini sökmüşsün. Staj, bak bakayım buraya. Vay kuzum ya. Ne yaptın sen ağzına öyle? He?
Bak bana. Bak bana. Bakayım ağzına. Bakayım. Sütaş. Çok kötü yapmışsın Sütaş. Tamam. Şöyle aldığım tavayı değerlendireyim dedim. Bir tane tüm tavuk aldım arkadaşlar. Bir kasenin içine bir çay bardağı zeytinyağı, iki diş sarımsak, biraz kekik, biraz karabiber, biraz pul biber. Bunlar göz kararı, istediğiniz gibi. Bir çay kaşığı kimyon. Ondan sonra biraz tuz ekledim. Karıştırdım onu bir güzel. Ondan sonra bu tavuğu açtım. Üstüne şöyle basıp kemiklerini kırdım. Ondan sonra hafif şöyle çizikler attım koltuk altlarına, butlarına. Bir öne bir arkaya hafif ama böyle. Böyle iyice parçalayacak gibi değil. Sonra bu sosu iyice sürdüm bu tavuğa. Arkalı önlü. Ondan sonra da patates, işte soğan kalın kalın, biber, kapya biber, bunlar biberleri şeyden çıkardım buzluktan. Hepsini o kalan sosa, sosun hepsini fazla geliyor sos. Kalan sosla da bu patatesi falan böyle baharatladım. Şimdi bunu 190 derece ısınmış fırına vereceğim. Tavamla beraber dediğim gibi. Bu yaklaşık bir 20 dakika 30 dakikada önceden ısınmış fırında pişecek. Kontrol edip pişiririz. Üstünü altını kapatmaya gerek yok. Böyle pişecek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fırında da gayet güzel tavam sığıyor yani. 36 santim çapında bu tava. Kestane de pişirmiştik. Geçenlerde göstermiştim. Şimdi bunu fırında pişireceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Şöyle geçen kestane almıştık. Ondan bu kadar kalmıştı. Şimdi bu tavada gene bunu yapacağım. Sadece çizdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birer çizik attık. Tavanın içine bunu döküyorum. Islatmadım. Suda bekletmedim. Daha önce öyle yapıyordum. Arada bunu karıştırarak pişireceğim. Tava mükemmel gerçekten. 15-20 dakika bile sürmüyor pişmesi. Aynı sanki sobanın üstünde pişirmişiz gibi yumuşacık bir kestane oluyor. İyi ki bu tavayı almışım yani. Bakın şöyle göstereyim. Hemen açılmaya başladı bile. Bir tur eşim karıştırmış. Şimdi bir de ben karıştırıyorum. Geçen sefer kaç dakikada pişti Dilancı? 15-20 dakikada geldi. Değil mi? Sürmedi bile o 20 dakika. Ama gene pişmiş bak. Sen az kalmış. Aynen. Tuzağı şöyle dönsün yeter bu. Aynen. Tamam şöyle karıştırdım elleme. Karıştırma, öyle karıştırmayla olmaz. Bunu çevireceğim. Çevirmezsen olmaz. Yanar değilse. Aferin sana. Alican. Hı? Annem rahmetli kayınvalidem babama bir iş yaptırmak istediğini derdi. Sen çok yakışıklı bir şeye benziyorsun. Kayınvalide böyle derdi. Sen çok yakışıklı bir şeye benziyorsun. Şunu bir yap hele derdi. Allah rahmet eylesin. Benimki verdiğim linkteki ikinci tava arkadaşlar. Soranlar olmuş. 36 santim boyutu. Ankastre ocağı setimin fırını var. Onun içine rahat bir şekilde sığıyor. Hiçbir sorun yok. Ocağımı da gördüğünüz gibi şöyle kaplıyor yani. Tek gözle de yapılabiliyor. Üstünde bazlaması, bükmesi, bükmedi şöyle içi ıspanaklı falan börekler oluyor ya. Ya da pizza, lahmacun çok rahatlıkla pişer. Yan tutmuyor yani altını. Yağ dökmenize gerek kalmıyor. Ya da yağlı kağıt koymanıza. Gayet güzel yani, ben çok memnunum. İyi ki almışım.
Ve bu şu anda inmiş olduğu fiyata da çok nadir iniyor. Normalde fiyatı hiç kıpırdanmıyor. Ben kendim de alırken o zaman da böyle çok nadir bir indirime rastlayıp almıştım. Çok takipte olduğum bir üründü. Göstermem. Çünkü eğer bu çabam işe yaramazsa muhtemelen hayatıma son verecektim. Sıcak mı daha? Bu da sıcağı aynen yenir ama. Soğudu muydu bu bir işe yaramaz mı? Kapatsanız da öyle çekseniz. Saçma sapan ses var. Ancak tabii.